Uzun ki bu hocamız çok kıymetli, yıllardır bu bitkiler üzerine, endemik bitkiler üzerine, nesli tükenmek üzere olan bitkiler üzerine çalışmaları var. Haymana'da da araştırmalar, çalışmalar yapmış ve 5 yıl önce de dünyada sadece Haymana'da bulunan bir çiçeğin keşfedilmesinde ön ayak olmuş, önce olmuş bir büyüğümüz. Kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Yine Necati Hocam var ki o da Ankara sevdalısı, işi gücü, her bütün enerjisini Ankara'ya ayırmış. Sağ olsun Haymana'da Ankara'nın bir parçası ve bizimle sürekli beraberler, birçok noktada bize destek oluyorlar. Haymana'nın tarihi yerleri, kültürel noktaları, kültürel değerleri ve bu bitki, en son bulduğumuz bu bitki üzerine çalışmalarımızın tanıtılmasında, anlatılmasında çok büyük katkıları var. Aramızda olduğu için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben fazla sözü uzatmadan, eğer kabul buyururlarsa hocama bırakmak istiyorum. Bir güçlü de bir alkış istiyorum. Birdenbire ses getirdi.
Ve böylece bir araya gelmiş olduk. Bitkimizin özelliği yalnız şey... Ders belliğini... Bazı bitkiler var ki çok dar alanlarda çok az sayıda bireyle temsil edilir. İşte bu bireyler yok olmaya yüz tutmuş bitkilerdir. Eğer bunları yerinde tanıtmazsak ve yerinde koruyamazsak bunları yaşatamayız. Aslında bitkiler yaşam ortamlarında, habitatlarında mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürür. Bu bakımdan yerinde koruma çok önemli. Tabii diğer bitki örtüsünde oluşan diğer bitkilerle birlikte o mutlu. Yani onlardan sürdürüp diğer bitkileri bırakırsak orada yaşatmamız söz konusu olamaz. Bu bakımdan Dünya Doğayı Koruma Birliği her ülkede bu gibi çalışmaları desteklemektir. Bunların listeleri çıkarılmakta ve korunma açısından hangi statüde olduğunu belli kriterlere göre belirlemekte. Burada bulunan Haymana Zalif Ak Yıldızı'nın önemi korunma statüsünün en yüksekte olduğunu gösteriyor. Niye göre? Çok dar alanda yayılış gösteriyor. Çok az sayıda bireyle temsil ediliyor. İki farklı popülasyon alt tür ve benzer şekilde bazı koşullarda da varyet olarak isimlendirilir. Bu gibi çeşitleri ele aldığımız zaman sayı Türkiye'de 12.400'lere çıkmaktadır. İşte Orta Anadolu'nun şeyi, tabi bunların da değişmez bir bilimsel adları var. Biz daha çok anlaşılsın diye Türkçeleri kullanıyoruz ama bilim insanları arasında dünyanın neresine giderseniz gidin o değişmez ad söylendiği zaman bu işte uğraşanlar neden bahsettiğimizi anlatır. Mesela nohut dedi, örnek veriyorum tabii. Diyelim ki Siser Anatolikum, Anadolu nohutu.
Bunun iki alt popülasyonuna yine isim vereceksiniz. Sisel Anatolikum, Arthur Anatolikum dediğimiz zaman Orta Anadolu'daki popülasyon akla gelir. Sisel Anatolikum, Arthur Hristum dediğimiz zaman da Doğu Anadolu'daki popülasyon akla gelir. Şimdi bu zenginlik de genetik çeşitlik açısından artar ama o biraz detay. Ve Ankara'da bitki türü sayısı 2200 civarındadır. Aktif ve variyetelerde bu sayı 2400'e çıkar. Ankara, Türkiye'deki iller arasında zenginlik açısından 3. 4. sırada yer alır. İlk sıralarda Antalya, onu takiben Konya, Sivas, 4. sırada da Ankara. Yaklaşık eldeki verilere göre. Zenginliğin sebebi tabii bir kere yüz ölçümü geniş Ankara'nın. Topografik yapısı çok yani işletmeler açısından dağılık, ovalık yerler açısından yine çeşitlilik gösteriyor. Zengin habitat çeşitliliği var, yaşam ortamı çeşitliliği var. Yani nehirler, kayalık yamaçlar, tarla kenarları, dolu topraklar, işte toprak çeşitlerine göre alçı taşlı topraklar, volkanik topraklar, kireçli topraklar, kireçli orman topraklar hep bu zenginliği tetikleyen farklı habitatlar. Şimdi bu zenginlikler Türkiye'de genel olarak tür zenginliği açısından, endemik zenginlik açısından endemik bitki dedikleri açmam lazım. Belli bir coğrafyaya özgü olan türlere endemik türler diyoruz. Kullandığı cümleye göre ifade biraz değişebilir. Mesela Ankara için endemik dediğimiz zaman Ankara'nın dışında bulunmayan türleri kastediyoruz. Bizim Türkiye'yi konu aldığımız zaman, Türkiye endemik dediğimiz zaman Türkiye'de bulunan türler, Türkiye dışında bulunmayan türleri, yani yerli türlerimizi kastediyoruz. Endemik türler açısından Ankara'da yaklaşık 400 tane endemik bitki var. Bu Ankara'ya özgü endemik değil, Türkiye'ye özgü endemik. Bunların 90 tanesi, endemiklerin 90 tanesi korunması gereken endemiklerimiz. Yani daha fazla, daha az sayıda bireyle temsil edilen endemikler. Bu endemiklerin çoğu da Türkiye'de böyle bozkır dediğimiz, sikep dediğimiz otsu bitkilerin hakim olduğu tek yıllık, yıllık, çok yıllık, yarı çalı formunda otsuz türlerin hakim olduğu bitki örtüsünde, vejetasyonda bulunmaktadır. Yani bozkırlar, stepler bizim için biyoçeşitlik açısından en zengin yerlerdir. Yani mevcut endemik bitkilerimizin yarısı bozkırlarda yaşam sürmektedir. İşte Ankara'nın endemiklerinin çoğu da böyle bozkır tarafında. Ama ne yazık ki bozkırlar, meralar, otlak alanları, arıcılık alanları en fazla tahrip edilen yerlerdir. Çünkü bunların en iyi göründüğü dönemler Nisan, Mayıs, Haziran aylarıdır. Bunun dışına çıktığınız zaman bu bozkırların çoğu değersiz alanlar gibi görülür. Aslında oralar hem hayvancılık hem arıcılık açısından da son derece önemli. Ayrıca bizim görsel şölenimizi sunan yerlerdir. Yani insanların güzel yerler görme ihtiyaçları da var. Ruhlarını rahatlatmaları lazım. Sakin yerleri, güzel yerleri getirip dinlenmeleri lazım. Kafalarını dinlendirmeleri lazım. İşte bozkırlardan bir tanesi. Şimdi buraya Temmuz ayında gittim. Bu güzelliği görmedim. Bu Mayıs sonunda Haziran başında çekilmiş bir görsel. Bakın, küçük bir alandaki zenginliği görüyorsunuz. Bu 90, Ankara'da korunması gereken 90 endemik tehlike altında olan endemiklerden 30 tanesi ise öncelikli olarak korunması gereken endemiklerimiz. Tabii bu sayılar gün geçtikçe
biraz yukarılara çıkıyor. Hocamın görüşüne göre o en azından 33 diyor. 3 diyelim bunu. Bunlar öncelikle korunması gereken türlerimiz. Şimdi Dünya Doğayı Koruma Birliği türlerin bozuklarına göre türleri 9 kategoride ele alıyor. Bu 3 tanesi çok tehlikeli olan vahim dediklerimiz ve ikinci derecede tehlikeli olanlar, üçüncü derecede de hassas olanlar şeklinde bulunan türler korunması gereken türlerdir. İşte bu üç kategori bizim koşturduğumuz, ilgilendiğimiz gruplardır. Bunlardan 30 tanesi yani vahim olanlar bir kitapta almamız gerekenler. Siz biliyorsunuz ki aman hayvanı, hayvanının bitkilerin önünde geçelim. Bozkırlar otsu formasyonlardır. Otsu bitki örgütlerinin oluşturduğu formasyonlardır. Esasen Orta Asya'ya ait bir formasyondur. Ve biz bunun güneybatı ucunda yer alıyoruz. Bizim bozkırlarımızda böyle çalı ve ağaçlar da görebilirsiniz. Yani odunluk üzerinde yer aldığı ormanların açılmasından ortaya çıkan antropojenik özellikle bozkırlardır. Yani insanların bu ormanları keserek, kullanarak tahrip etmesinden oluşan otluk alanlardır. Fakat zenginliğe dikkat edin yine hemen birbirine yakın iki alan, işte bu aylarda, Haziran ayında, Mayıs aylarında metrekareye düşen tür sayısı çeşitliliği sayısal olarak çok yüksektir. Yani bizi çevreleyen ülkelerden daha zengin bir durumdur. Buraların bu otçu örtüde yaşam süren kelebekler, diğer böcek gruplarından olan zenginlik yansıması da ayrıca bir şeydir. Burayı takip ettikten sonra buradaki bir tür lokal olarak geliş gösteriyorsa ve yaşam ortamı burasıysa buraya müdahale etmemek lazım. Yani diğer türlerin tahribatı tüm sistemi etkilemektedir. Tahribatın derecesine göre. Bu sistem artık oturmuştur, stabildir ve bir bütünlük içerisindedir. Türler arasındaki enerji alışverişi denge altındadır. Ona mümkün olduğu kadar çok nazik davranmak lazım. Sağlıklı bir koruma için mümkün olduğunca fazla müdahale etmemek lazım. Eğer kullarınızı orada yaşatmak istiyorsak. Ben 2013'ten bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün desteğiyle bu işi yürütmekteyim. Yani onları bilgilendiriyorum, onlar da bana gerekli desteği veriyorlar. Ve koruma çalışmalarını bu kurumun işbirliğiyle yürütüyorum. Tabii bu çalışmalar yine kendi aramızda olduğu için farkındalığı arttırma bakımından diğer kurumlardan da destek istiyorum. Mesela yerel yönetimlerden, kaymakamlıklardan, belediye başkanlarından destek istiyorum. Her isteğimde müsbet olarak bana dönüyorum. Diğer taraftan iki sene evvel böyle bir sunumda bir üniversitemizin rektörü bizi dinliyordu. Dedim ki, niçin farkındalığı arttırmada üniversitemiz bize, üniversitelerimiz destek vermiyor? Hocamızın çok hoşuna gitti. Bunun şeyini biz dedi varız dedi bu işte. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koruma kontrol dairesiyle teması geçtik. Onlar da hayvancılığın destekleri dedi. Üniversitelere bir yazı gönderdi. Ankara'daki 22 üniversitenin hepsine korunması gereken bir türü tahsis ettik. Ve üniversiteler sadece bu işin tanıtımında, eğitiminde görev alır. Yani türler yerinde korunmalı ve iyi tanıtılmalı. Farkındalığı arttırmak lazım. Ve şimdi o işlerle daha çok uğraşıyorum, koşturuyorum. Zaman elverdikçe, sırası geldikçe onlara değinirim. Sizi sıkmamak için bunu hemen ön plana aldım. Tabii bekliyorsunuz.
Bunun bilimsel adı Ortogalın Demirci Hanım. Bu şekilde bu isimler bu işlerle uğraşan her ülke tarafından bilinir. Ama Hayman-ı Zahir Aşkızı'nı dediğimiz zaman sadece Türkiye, Türkçe bilenler anlar. Fakat dünyanın neresine giderseniz bütün bilimsel adı değişmez. Tabii. Bitki böyle bir bitki, çok yıllık soğanlı bir bitki. İşte yaklaşık 15-20 santim kadar boylanabilen bir bitki. Bakın, üzerindeki çiçeklerle alttaki çiçeklerin yapısı şekli, morfolojisi biraz farklı. Üstteki 2-3 tane çiçek sterildir, alttakiler verimlidir. Yani steril olanlar nem oluşturmaz. Üreme organları yeter kadar gelişmemiştir. Alttakiler tozlaşma sonucunda verimli halde meyve verirler. Biz bunlara cins düzeyinde akyıldız çiçekleri diyoruz. Türkiye'de 61 tane akyıldız türü var. Bunların yarısı endemik. Bizim bu bitkimizde Ayman-ı Zahir akyıldızı endemik bitkiler içerisinde ve korunması gereken endemikler içerisinde çok dar alanda, çok az bireyle temsil etmektedir. Burada bizlere düşen görev bu bitkilerin yerinde korunması. Tanıtımla birlikte yerinde korunma çok önemli. Tabii bizim bu korumada destek aldığımız kuruluşlar hemen başta belediye başkanlığı, kaymakamlık olarak bilgilendirdi. Jandarma komutanlığının bilgisi var. Şimdi de sizi bilgilendirmiş oluyoruz. Bu bitkiler üzerinde herhangi bir gereksiz, izinsiz müdahale olduğu zaman muhakkak yetkili kurumlara dönün, bizi de bilgilendirin, biz yine koşturalım, gelelim, korumaya çalışalım. Şansımızda çiçeğimiz de çok güzel yani. Yani güzel olmasa bile, böyle gösterişli olmasa bile biz tabii yine yani her canın yaşanmasının farkında olarak deneyimini yapıyoruz, koruma çalışmalarına devam ediyoruz. Bu bitki şu anda meyvelenmeye durdu. Bu meyvelenme aşamasına geçmiş türümüz. Şu altta gördüğünüz yeşilliklerde 2-3 tane genç meyveler. Bunların olgunlaşması Haziran sonu Temmuz ortaları. Bu arada renkleri tabii yeşilden kahverengiye dönüşecek, daha da olgunlaşacak. Habitatı böyle kayalık yerler, daha ziyade kuzey yamaçlarında en gölgeli yerleri tercih eden soğanlı, çok yıllık, geofit dediğimiz bitkilerden. Bunlar da yerindeki bizim gönüllü korucularımızdan. Yine bitkiye yakın yerde, Sındıran'da, Yenice veya Yenice'de işte evine yakın bir noktada belediyede çalışan arkadaşımız sınırda Ziya Bey bundan temasa geçtim geçen sene de ki gösterdim yerinde. Korumada bu işi yöresel olarak korumada hakkı verdik arkadaşımız. Bu türün yayılış alanının güney cephesi Ziya Bey'in kontrolünde, kuzey cephesi de öğretmenimiz Fatih Coşkun Bey'in komutanlığında. Yani bu sınırların hem kuzeyinde hem güneyinde yetişen az sayıda bireyle temsil edilen hassas bir tür. Böyle gönüllüler bizim için çok çok önemli. İşte bakın, bu aşağı yukarı 15 gün evvel çekilmiş bir fotoğraf. Necati Yalçın hocamızın yanında İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Ayvazoğlu Bey bitkiyi yerinde gördüler ve bu farkındalığı hızla ön plana çıkardılar.
kubbeyi herhalde biraz çıkaramayacaksınız ama kendisi şimdi size bunun tarihçesini dile getirdi. Hocam buyurun, söz sizin. Ben tarihçesini değil de öğrencilere söz vermeden duramıyorum. Tabii öğretmenlerim de olabilir. Sorum şu değerli arkadaşlarım. Kimlerin bahçesinde ya da balkonunda ya da evinde çiçek var? El kaldırır mısınız? Harika. El kaldıranlardan yerinden bir kişi bir çiçeğin adını söylesin. Papatya. Harika. Papatya. Bana Haymana'da kaç tane papatya olduğunu söyleyecek bir kişi var mı? Peki, soru gelmeden Ankara'da kaç papatya olduğunu söyleyecek var mı diye yeni bir soru. Cevap gelmeden Türkiye'de kaç tane papatya var? Güzel. Sayısını söyleyememişsiniz değil mi? Peki, bugünkü konumuz olan çiçeğin Haymana değil, Ankara ya da Türkiye değil. Dünyadaki sayısını biliyor musunuz? 1000. 1000 tane. Şimdi papatyanın sayısıyla ya da herhangi bir çiçeğin sayısıyla ve onun yetiştiği yerleri düşünerek, o coğrafyaları düşünerek sadece bugünkü konumuz olan Haymana'nın bu zarif çiçeğinin sayısını ve yarınını düşünebiliyor musunuz? İşte kurtulursa, yarın bu Haymana'da özellikle çoğalırsa sizin sayenizde. Mecit Hocam ve ben ya da Enver Başkanım yarın yokuz. O yüzden bu salonda olmanız, bu söyleşiyi dinliyor olmanız korkunç değerli. Bu çiçek belki de en onulmaz hastalığın ilacı olacak. Ama bu Haymana'daki iki tepeden yok olduğu takdirde gidecek. Doğanın bir lütfu ve bu Haymana'ya bir lütuf. Biz Mecit Hocam'la dolaşıp duruyoruz. Şimdi bir soru daha soracağım size. İnterneti takip ediyorsunuzdur. Lavarla.com'u bilen var mı içinizde? Lavarla. Evet, Ankara'yla ilgili en önemli gençlik adreslerinden biridir. Bugünden itibaren takip edin. Şimdi ben ön taraftakiler için söylüyorum. Lavarla deyince kimsenin eli kalkmadı. İkinci soru. Hürriyet.com.tr'yi bilen var mı? Bir kişi, üç kişi el kaldırdı. Hürriyet'i bilen yok mu? Hürriyet gazetesinden bahsediyorum. Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Salonun çoğunun elinin kalkacağını umuyorum. Teşekkür ederim el kaldıranlar için. Bazıları beni dinlemiyor olabilir. Onun için Hürriyet deyince el kalkmadı. Niçin sordum bu iki soruyu? Bu iki adresi biliyor musunuz? Hayır. 5 yıl önce Mecit Hocam'la çiçeği keşfedip Hürriyet'te yazmıştım. Hiç kimseden ses çıkmadı. 5 yıl sonra birkaç ay önce Lavarla'da yazınca Mecit Hocam'a bu çiçek gerçekten var mı, orada mı diye telefonlar gelmeye başlamış. Ne yazılıyor burada diye. Dolayısıyla başta sizlerin bu çiçeğe sahip çıkması lazım. Ki yok olmasın. Ki yok olmasın. Çok değerli. Dediğim gibi belki de yarın bir hastalığa ilaç olacak. Ama hemen söyleyeyim. Hiçbir şeye ilaç olmasa da gözlere ilaç olacağı kesin. Harika bir çiçek çünkü. Mecit Hocam'ın dediği gibi biz çiçeğin güzelliğine bakmıyoruz. Yeryüzünde nadirliğine, korunması gerektiği kısmına bakıyoruz ama Haymana'nın şansı bu acayip güzel bir çiçek. Büyük ihtimalle yetiştirildiğinde, biraz daha ihtimam gösterildiğinde iyice açılıp saçılacak. Değil mi hocam? İyice güzel bir hale gelecek. Ve eminim orkideler gibi son derece değerli
piyasada aranan bir çiçek olacak. Dolayısıyla iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Siz öğretmenlerime, siz öğrencilerimize bu anlamda çok iş düşüyor. En kısa sürede panolarla tanıtımı başlayacak. Sanıyorum şimdi biz bir logo kısmındayız tanıtımlarda. Enver Başkanımıza panoları 3 çeşit göndereceğiz. Onunla ilgili bilgileri panolardan alabileceksiniz. Birisi ağırlıklı yazı, birisi az yazı, birisi çok az yazılı. 3 pano tipiyle Haymana'da her yerde tanıtılacak bu çiçek. Ardından da zaten yine belki eğitimler sürecek. Kent içinde de yani Haymana'nın içinde de bu çiçeği görebileceksiniz. Birkaç noktada da yetiştirilmesine çalışılacak. Ama esas önemli olan yerinde koruma. Şu anda belki üçüncü, bu söyleşiden sonra bir üçüncü tepeye daha bakacağız. İnşallah bir üçüncü tepede de görürüz. Göremezsek iki tepe bize yeter. Bir de sizler bize yetersiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Başka bir ak yıldız daha var. Bu da Nallıhan yöresinde. Bunlar da Ordugal'ın Nallıhan'ın ise. Dedik ya, üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. Bu türün tanıtımında farkındalığı artırmakta bize söz veren üniversite Atılım Üniversitesi. Nallıhan ak yıldızı böyle bir bitki. Nallıhan'ın yaprak döken meşe ormanlarının altında, organik maddeci zengin topraklarda yaşam sürüyor. Bu da onun bilgilendirme panosu. Bu Ankara'da korunması gereken bitkilerden 14 tanesiyle ancak başarabildik. Yani 2013'ten bu yana temastayım. 9 yıl içinde milli parklarla birlikte 14 bitki ele alınmış durumda. Bunların hepsinde bilgilendirme panosu var. 7 tanesi de zorunlu olarak tel örgü içerisine alınmış durumda. Yine 7 tanesinin tür eylem planı yapılmış vaziyette. Yani tür eylem planı dediğimiz zaman bu tür nasıl takip edecek, gelenekte popülasyon nereye varacak, nasıl koruyabileceğiz, sorunlar nedir, baskılar var mı, neler baskı olabilir. Bunlarla ilgili yayın. Bu çalışmalara, koruma çalışmalarına 1990'lı yıllarda el attım. Ve ilk korumaya aldırdığımız bitki yanar döner bitkisi oldu. Sevgi çiçeği, gölbaşındaki sevgi çiçeği. Ve orada o zamanki adıyla Çevre Bakanlığı'nın Çevre Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle koruma resmileşmiş duruma geldi. Bu resmileşmeden evvel de zaten yüzde temaslar devam ediyordu. Ama bunun resmileşmesi için bakanlığa bir dilekçe verdik. İşte türümüz şurada ve büyük baskı altında yok oluyor. Bunun üzerine bakanlık konuya el attı. Gerçekten tahribatı gördü ve koruma çalışmalarını başlattı. Türkiye'de şu anda yaşamı garanti altına girmiş gibi görünen tek bitki sevgi çiçeğidir. Gen merkezinde 4 hektarlık bir alan telerki içerisinde etrafında 4 tane bilgilendirme panosu var. Belediye belli bir noktada üretimi almış durumda. 4 hektarlık bir alanda damla sulamayla ve gübre takviyesi, enerji takviyesiyle bitkileri yetiştiriyor ve tohumlarını parklarda, bahçelerde bitkiyi kullanmaya başladı, topluyor. Bunu takiben ben yine yerel yönetimlerle temas ediyorum ve destek istiyorum. Yönünüzde şu bitkiler var, yardım eder misiniz? Ve o desteği de verdiler. Şu akışı koparmamak için bu işte Atılım Üniversitesi'ndeki
hocamız habitatında bitkiyi gösteriyorum ve buraya üniversitenin bahçesine gittiğimiz zaman Atıl Üniversitesi'ne bu hocamız genel dönemlere sevdalı. Onu orada dikmiş, yetiştirmiş, çoğaltmış. Burada üniversite sekreteri, işte belediye Büyükşehir Belediyesi'nden Durgan'ın ve Atıl Üniversitesi'nden Esra'nın bahçesinde bunları bana gösteriyor. Böyle bilgilendirme panoları asmış. Ve zamanı yine eskiye alıyorum. Bu bey, Erdoğan Tekin Bey, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Anadolu'dan çok sayıda bitki resmi çekmiş ve genel dönemleri merak etti. Hocam benim götürmüşsünüz, bir göreyim alınca falan dedi. Ve kravatı çıkarmamış. Benim sevdalarım kravatla geliyor adam için. Hepsi aşağı yukarı öyle yani. Ve şey yaptı, bu 2003 yılıydı, 2005 yılında ve 7 yılında Türkiye'nin en güzel çiçekleri diye el kitapları çıkarttı Erdoğan Bey. Bu el kitaplarından muhakkak kütüphanemize elde edelim, öğrenciler en çok bunlara bakıyor. Bunların yayınlandığı yılda resimli el kitapları Türkiye'de pek yoktu, hiç yoktu. Bu kitaplar gerçekten satış rekoru kırdı, İş Bankası yayınlarında yapıldı. Yani kütüphanenizde olursa çok öğrencilerimize yararlı olur. Bu şeyin, sevgi çiçeğinin 4 hektarlık alandaki bilgilendirme panolarının konulması. Ve yeni mi gidiyorum? Devam. Yok. Bu devam. Evet. Diğer bir tür, biraz hızlı geçeyim, ben yani çok sıkmak istemiyorum ama gereğine göre de açacağız tabii. Türk kayıkları, Pelörgü'ye alındı, her yıl sayım yapılarak izleniyor. Bunun sorumlusu bu türü keşfeden hocalarımızın bulunduğu Gazi Üniversitesi, benim meslektaşlarım. Bitki bu bitki, Aysan Tümeli'nde, Ayas'ta yaşam sürüyor. Ve çok lokal alanda ve Pelörgü içerisinde bugün. Her yıl sayımı yapılıyor, izleniyor. Tür üzerinde baskı var mı, yok mu? Popülasyonun dalgalanması nasıl, artıyor mu, eksiliyor mu? Bunlar kontrol ediliyor. Ve eğitim çalışmaları çok önemli. Böyle öğrencilerimizi araziye götürüyoruz. Sizleri de bu bitkilerin bulunduğu yerlere öğretmenlerimizin eşliğinde götürmemiz lazım. Yani teorik olarak anlatmak başka bir şey, bilgiyi yerinde görüp tabiatı koklamak başka bir şey. Bilgilendirme panosu da var başında. Ay yaşayan uçan çiçeği, yine Türk Orman Eylem Planı yapıldı. Her yıl sayımı yapılıyor, izleniyor. Bundan da, bunu da Bilkent Üniversitesi'ne tahsis ettik. Henüz Bilkent Üniversitesi'nden ses gelmedi ama geçen sene, yani korona döneminden önceki sene bizden temas kurdular ama bir türlü araziye gidemedik. Bu da Ayaş Kazan arasında böyle 50 kilometrelik bir şehir üzerinde beyaz renkli, marunlu yani kireç ve kıyın oranı yüksek olan biraz da altı taşlarından oluşan toprakların bulunduğu cinsli ve marunlu topraklarda yetişen bir bitki. Ergeven'in Astragalus Bozakman'ın Türk Koruma Eylem Planı yapıldı. Her yıl sayımı yapılarak izlenmişti. Türk Eğitim Derneği, yani Eski Koleji'nin bulunduğu üniversite sorumluluğu onlardan da bittiği yerinde gösteremedik. Ama işte böyle güzel bir gelen bitkisi, sarı çiçekli. Çamlıdere Barajı'nın havzasında yaşam sürüyor. Ve işte böyle bir bilgilendirme panosu Rahatlama Büyük Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu sahada bulunan bey, heykel Ankara'nın, Türkiye'nin önlü heykel taşlarından birisi. Şimdi Haymana'ya getireceğimiz heykel tıraş. Hocam burada da şey yaptım, kısa bir fikrimde. Emel Başkan,
Aslan Başpınar, heykeltıraş Aslan Başpınar'la Aymana Meydanı'ndaki yapılacak heykel ve rölyefler için görüştüğü kişi. Çiçeklere de biz götürüyoruz. Bir heykeltıraş, bir sanatçı olarak çiçekleri yakından görsün diye. Sağ olsun, o da hep gelir. Belki önümüzdeki günlerde Enver Başkanım onu sizinle tanıştırır. Görüyorum. Bir çok olduğu için hocam çok güzel. Rahatlı olarak. Yani orada bile bir hassasiyetle davranıyoruz. Orada bir nadas adamda işte o yanındaki vatandaş da oranın yaşayanın muhtarı. Ve işte koruma çalışmalarına destek verecek söz verdi. Beypazar geveni tedavi için alındı. Türk koruma eylem planı yapıldı. Her yıl sonu yapılıyor. Ankara Üniversitesi yapımının eğitim çalışmalarına destek veriyor. Başka Beypazarı'nda yetişen bir gelen türü. İşte bitkik böyle bir bitkiyi. Böyle alanda tedarik içerisinde alınmış durumda. Türk Koruma Eylem Planı uygulama sahası. Burada iki vatandaşımız biraz arsasına denk geldiği için arsa bağışı yaptı. Türk'ün korunması ile ilgili. Onun için teşekkür tanıda teşekkür ediliyor. Bu şeyin Ankara Üniversitesi'nin bahçesinde bu türün eylem planı yapan arkadaşımız böyle dört dörtlük bir alan yaptı ve yerden getirdi toprakta. Bu alan içerisinde bir kendini atanısıyla birlikte fakültenin bahçesinde öğrencilerine halka bu bilgiyi bu panolar eşliğinde veriyor. Aynı zamanda alanın içerisinde korunması gereken başka bir tür de toprakla beraber geldi. Mesela birisi ön sırada yani vahim belgede korunması gereken bitki, astragal gelen ikincisi de ön sırada yer alan Ayşe Albası. Bir adaçayı türü hem kokulu aromatik bir bitki hem de arıcılık açısından önemli bir tür. Çayıran sığır kuyruğu. Bu da tedarik içerisinde, yarım hektarlık bir alanda tedarik içerisine alındı. Tabii tedarikin dışına taşan bireyler de var ama genel merkez çoğunluk orada tedarik içerisinde. Bunu da Medipol Üniversitesi'ne verdi. Takipini bu üniversite yapacak. İşte burası cilsli topraklar. Bu gördüğünüz kayaçlar alçı taşı kayaçları. Yani burada böyle bir müdahale de bulunmasak alan Alçıtaş Ocağı olarak faaliyeti geçebilir. Zaten yakın çevresinde bir Alçıtaş Ocağı açıldı ve üretim yapılmakta Alçıtaş üretimi. Bir sürü kuyruğu, cipsli topraklarla yaşanabiliyor. İşte alanın bütünü bu, pedörün içerisinde bilgilendirme panosu var. Bu tanıtımlarda bu üniversitelerden de destek istiyoruz. Yani bizim her yere ulaşmamız gitmemiz söz konusu değil. Bu işler el birliği olacak. El birliğinde de genç kuşakların desteğini istiyoruz. Yani doğamızda böyle korunması gereken güzel bitkiler var, canlılara karşı hassas olun. Bir yerde bir faaliyet yapılacaksa orada evvela güzel bir analiz yapmak lazım. Ne var ne yok sorusuna cevap vermek lazım. Ondan sonra ne yapacaksak yapmamız lazım. Angora tarafı da Çayıran'da yani Nalan kuş cenneti ya da Alp olan kuş cenneti, Şavut olan da yaşam süren bir güzel bitki. Şimdi bu bitkiyi gördüğünüz zaman şurada aklınıza gelebilir. Hocam bu bitki her yerde var ya ne yapıyorsunuz filan. Bizim bakış açımız biraz farklı. Yani bunun için epey uğraş vermek lazım. Onun değildiğini sorusuna cevap verebilmek için. Bize böyle çok dönüşler oluyor. Tabii bakıyoruz filan. Genelde o oluyor. Yani bu sadece burada olan bir bitki. Ve bu yayınlanmış mesela bir asır evvel yayınlanmış bitki. Literatürde var. Yerde kafaca veriliyor. Nasıl veriliyor? Ankara, Nallıhan arasında işte 40. kilometrede yer alan bir bitki. Orayı arıyorsunuz, arıyorsunuz. Gerçekten bulması çok zor. Dinlenen bir şeyi bulamıyorsunuz yani. Onun için de bir 200 senedir dolaşıyoruz buralarda. Bakın bu da tedarik içerisinde. Yakında da bir kömür ocağına sonunda koyulmuş yani madem kömür çıkardı. Ve onun grupları hemen alan üzerine gelmiş. Allah'tan verimli tutmadan alan dolayı terk etti.
Ama bel örgüde bir frenleme yapıyor. Buna rağmen bu Hacettepe Üniversitesi'nin rektörü Çiçek'i merak etti, geldi anı bizle beraber gördü, son derece mutlu. Yanındaki kırmızı ırkalı hocamız, Amerikan Dizi ve Edebiyatı hocası, yine Hacettepe Üniversitesi, dolu doğaya meraklı bir bayan Ufuk Hanım. O hoca Mehmet Cahit hocamız. Bu bitkiye eğilmiş kişi, Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden Duygu Hanım. Onunla beraber üniversitelere çok geliyoruz. Yanındaki siyahlı Hacettepe Üniversitesi'nin genç doçenti, benim ve meslektaşım ağırlıklı olarak o işi o arkadaş yapacak. Ne yapacak bu arkadaş? Üniversitenin genç topluluklarına bitki verecek, bitki yerini gösterecek, ne gibi faaliyetler yapmamızın sorusuna cevap verecek. Bizden de iktidat halinde tabii. Anakarpiteni aynı alanda yetişen bir kirkotu da diyebileceğimiz bir bitki. Ankara Teknoloji Üniversitesi takip edildi ama aynı yerde olduğu için yine Hacettepe Üniversitesi bu takibi yapıyor. Böyle bir bitki Temmuz ayında çiçeklenmekte. Yastık şeklinde, çoban yastığı da diyebiliriz, kirkot da diyebiliriz ama değişmeyen ismine Akanta Limon Anatolikum, bu isim değil. Bakın özellikleri, kim destek vermiş? Mevlan Kaymakam. İşte ilk koruma faaliyetlerini yerel yöneticilerden, belediye başkanı ve kaymakamlıklardan destek alarak yürüdü. Bakanlık sonradan bize destek verdi. İlk panoları yapan Kaymakam Bey. Bilmiyorum mu azaldı acaba? Kaymakamımız ortada kasketli olan yandaki iki tanesi, birisi Çayıran Belediye Başkanı, birisi de Nalan Belediye Başkanı. Arkada resmi çekilen arkadaşımızda yine koruma çalışmalarının derneklerinde görevli bir arkadaşımız. Böyle yerel yöneticilerin millet arasındadır. Yani işin ciddiyetini anladık, araziye gelip soğuk kumar gününde gelip etkileri gösterdim. Ben bir ay içerisinde oraları telerbi çekti ve bilgilendirme programı yaptı. Öyle meraklı bir kaymakamımız. Önder Toralan Bey kaymakamladı. Şimdi Tokat Valiliği yaptığımdan sonra Kütahya Valisi oldu. Şimdi de yeni Elazığ Valisi olarak görevine devam ediyor. Doğa seven bir bu beyi ben bilim insanı olarak söylüyorum. Bu vali beyimiz bilim insanı. Benle tanıştığı günlerden itibaren fotoğraf makinesine elini aldı ve kelebekleri çekmeye başladı. Ankara'nın kelebeklerini bilimsel olarak en iyi olan bilen insan. Bence benden bir fahri doktora diploması var mı diyelim yani öyle. Bilim insanlarıyla bilimsel yönden bu kelebekleri tartışabiliyorlar. Burada bir bilgilendirme panosu. Yani o pano karayollarının faaliyetiyle yeniden söküldü, parçalandı. Bakanlık sonra bunu yeniledi. Böyle şeyleri. Bu gerçekten artık şey takılıyor devamlı. Ne yapacak bilmiyorum. Yani çıkarırım onu. Bir de dokunayım ben. Bir parmağım bir dokusun ama bir tane sıkıştırıyorum. Evet, bir dakika. Tamam. Bu da zor bir şey ama hangi parmakla kullanacağım? Gürsöğüt Devri'ni Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işte sahiplendi. En yıl sahibi yaptı, izlemiyor. Bu da Beypazarı'nda Gürsöğüt tarafında. Onun için Gürsöğüt Devri'ni izliyoruz.
bilgilendirme konusu. Her yıl sayımı yapılıyor. Yani müzik koruma, doğu koruma, doğa koruma parkları müdürleri kendi elemanları ve bizden bir arkadaşın eşliğinde bu sayımlara iştirak ettik ve eşliğindir. Bu Nalan Kul Cenneti'nde dağılım gösteren ve çevresine dağılım gösteren bir sümbül türü, güzel bir tür, soğanlı bitki. Böyle yerinde bilgilendirme konusu var. Tabii bu bilgilendirme panolarının şeyleri soluyor, yırtılıyor, bozuluyor. Onları da haber veriyoruz, tekrar yeniliyorlar. Bayağı iş var yani. Bunu da 4 metrekarelik bir alanda Çankaya Üniversitesi'nin bahçesinde yaptık. Rektör Bey zaten doğa sever bir şey. İlk olarak üniversitelere türleri dağıtırken Can'la bu görevde biz varız hocam, yan hocamız Can Çoğun Bey. Bakın bilgilendirme panosunu hemen yaptırdı ve bize izahat veriyor. Yine hocam var, Ali Bey var. Bu şekilde tanıtıyor. İşte bahçede bitkilerini seyrediyor. Hocam burada da söz almak ister misin? Peki. Peki. Koca Soda, Sosyal Bilimler Üniversitesi onu yüklendi. Ve geçen sene işte bizim istediğimiz şey oldu. Bu üniversitenin 20 kişilik yaklaşık bir grubu alanda gördü, grup olarak bilgilerini gördü. İşte bakalım ne yaptılar, tekrar görüşebilirsek soracağız. Bitki böyle bir bitki, tuzlu topraklarda, kurak topraklarda yaşam sürüyor. Bu bilgiler bizim için çok önemli. Kuraklaşan, çöleşen dünyada bu bilgilerden hem bittikçe artıyor. Yani bunların gen havuzlarındaki karakterleri kontrol eden genler ileride kültür bitkilerine aktarılıp onların direncini arttırabilir. Ispanak gillerden bir bitki. Şeker pancarı, ıspanak. Bu aile üyelerinden, buna yakın olan bitkilerden. Biraz yaprakları etli. Bunların çiçekleri çok gösterişlilik ama yaprak koltuklarından çıkan çiçekleri görüyorsunuz. Meyvelenme dönemi ve meyvelenme. Meyveleri, meyvelenince çok dekoratif bir bitki. Çorak toprakları, kurak toprakların bitkileri. Koca Soda ve Öldürgen. Burada iki bitki var. Öldürgen aynı anda tutar çalıyor. Böyle çalı formunda bir bitki. Soralım. İki ev çıktı bitti. İki ev çıktı bitti ne demek? Buyurun hocam. Hem dişisi hem erkeği. Evet. Çiçekleri tek eşeğiydi. Doğru söylüyor hocamız. Tek eşeğin çiçekleri var. Erkek çiçekler başka bireyde, dişi çiçekler başka bireyde. O zaman bunlara iki ev çıktı bittiler diyoruz. Doğada üç evcikli poligam olan bitkiler de var. Mesela kavaklar, söğütler dioik bitkilerdir, iki evcikli bitkilerdir. Onların da dişileri ve erkekleri farklı farklı tercih eder. Üç eşeği dediğimiz zaman aynı türün diş çiçek taşıyan bireyleri var, bir erkek çiçek taşıyan bireyleri var, bir de her mahvelin çiçek taşıyan bireyleri var. O zaman üç evcik, üç farklı popülasyon eşeği açısından karşımıza çıkıyor. Evet, 40 dakikayı geçtiği için ben salonda ilginin de ne seviyeye geldiğini görüyorum ve bir soru sormak istiyorum. Bu toplantı yararlı oldu mu? Bu söyleşi yararlı oldu mu? Harika. Şöyle sesli sesli evet diyenlerden bir kişi ayağa kalkıp ne yarar gördüğünü söyleyebilir. Bu ay tanıdım. Canım benim, adını söyler misin? Adım Muhammed. Muhammed. Lütfen Muhammed, bir daha söyler misin? Duayı tanıdık, daha çok çiçek tanıdık. Tabii isimleri çok farklıydı. Komik mi? Ayrıca güzellerdi. Çevreyi daha iyi tanımamıza... Muhammed'e alkış. Peki Muhammed'ciğim, Hayvan Ana'nın bu
harika bitkisinin adını, çiçeğin adını söyler misin bize? Hocam, onun adını... Bir saniye, ben Muhammed'i sıkıştırmak için söylemiyorum. Büyük ihtimalle o hatırlamasa da etrafından söylenecektir. Öğrencilerini zor duruma düşürmek en son düşündüğüm şeydir. Hele gönüllü, böyle güzel ayağa kalkan bir kişiyi zor duruma düşürmek en son düşüneceğin bir şeydir. Haymana zarif... Çiçeği, zarif çiçeği. Zarif, zarif. Akı da geldi, ak yıldızı. Ak yıldızı. Muhammed'e bir alkış daha. Teşekkür ederim. Lütfen otur. Şimdi sıra orta sırada. Orta sıradan da evet gelmişti. Ne? Nedir o evet? Ne yararı oldu? Orta sıradan bir kişi. Bu söyleşinin ne yararı oldu? Orta sıra hakkını kaybetti. Bu tarafa geldik. Sağ taraf, benim sağ tarafım. Evet, oradan bir kişi. Hocalarımdan da olabilir. Öğrenciler illa cevap verecek diye bir şey yok. Hocalarım ya da öğrencilerden. Bu söyleşinin ne yararı oldu? Evet dediler ya. Çok kişi evet dedi. Ne yararı oldu? Bekliyorum. Vay canına. Muhammed, ne kadar önemlisin gördün mü? Ortadan çıkmadı, sağdan hala çıkacak. Muhammed, kutluyorum seni. Evet. Ortadan bir ses var. Evet. Tabiatta koruma altına alınması gereken sırlar olmalı. Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Bu arada Mecit Hocam söylerken Türkiye, Ankara'da 90 tane tür var derken korunması gereken, ben 33 diye hocalarımla bağlamaya çalıştım akılda kalsın diye, 33 tane tür varken bazı ülkelerde 2 tane bile yok değerli arkadaşlarım. Bazı ülkelerde 2 tane bile çiçek yok. Yok olması durumunda, tehlikesinde olan. Haymana'da bir tane var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu tarafta konuştuğuna göre şurada konuşana kadar bekleyeceğim. Oradan bir kişi istiyorum. Aralarında konuşuyorlar şu anda. Evet, sen konuş da bari bizim taraftan da bir kişi çıksın diyenler var. Çok zor soru oldu hocam. Çok zor soru oldu. Bravo. Bir kişi var orada. Alkış. İsim? Süneyra. Evet, Süneyra. Ama ev sahipliği yaptığımıza gülmek açıkçası beni gururlandırdı. Alkış. Evet, yüreğinize sağlık. Yine ben Mecit Hocama sözü veriyorum. Şimdi derslerde tabii böyle yorgunluğu görünce ben böyle hocam gibi güzel sorularla uyandıramıyorum da ara veriyorum. Şimdi burada ara vermek istemiyorum çünkü yarısı gelmez. Giden gelmiyor. Bu kadar topluluğu oluşturabiliriz artık. Biraz önce çiçekleri taşıyan birey, bu kadar diş çiçekleri taşıyan birey. Ekim Canı Kampanları, kimyanın Lokman Ekim Üniversitesi'nde, burada Ayaş Aysan Kulesi'nde, şeyde Kızılcahamam'da ters oldu yeri. Hanım Çayı, Sveti Gülendami, Ufuk Üniversitesi'nde, Limon Limanı Tolikum, Yer Kudulotu, Ostu Pekuk Üniversitesi, Şeref Koçlar'ın tuzlu topraklarında yaşam sürüyor. Tuzgöl'ün etrafında bile 30-40 tane lokal endemik tür var, 30 tane en azından. Centaurian Arlanensis, Arlanensis başı son yıllarda bilim dünyasına tanıtıldı. Korunması gereken bir türümüz ama henüz buna da yetişemedik yani bakanlık ve ekip olarak, ama korunması gereken türler. Ankara Aşotu, Simbokarpum Annihati. Bu
Ali Nihat Bey, tema kurucularından Yaprak Dede dediğimiz kişi. Onun adına itiraf etmen. Burada duralım. Peki. Değerli arkadaşlar, hocam çok bu konuları çok iyi bildiği için söylemiyor ama bakın şurada Ali Nihati yazıyor. Bunu isimlendirirken, Latince adını isimlendirirken bu çiçeği ilk bulan sevdiği bir insanın adını koyuyor buraya. Burada Ali Nihat Bey'in adı var. Çünkü Ali Nihat Bey çiçeklere çok özen gösteren bir insan. Çok ciddi para harcayan bir insan. Bunu bulan bilim insanı Ali Nihat Bey'e böylece sevgilerini göndermiş. Bu arada Necit Hocam'ın da çok seveni var. Vuraliya diye, Vurali diye pek çok çiçek görebilirsiniz. Hatta adına en çok çiçek adı verilen hocalardan biridir Necit Hocam. Onu da belirtmiş olalım. Teşekkür ederim. Ali Nihat Bey aynı zamanda İstanbul'da bulunan içinde Nihat Gökyük Botanik Bahçesi'nin kurucusu. Yolunuz İstanbul'a düşerse bahçeyi muhakkak ziyaret edin. Bayağı keyif alırsınız. Kendisi bugünlerde 95 yaşında böyle bir beyni. Hayrettin Karaca'nın arkadaşı. Hayrettin Karaca'ya temada toprak dedi, Anniyat Bey'i de yaprak dedi diyoruz. Gençlerimiz öyle tanıyorlar. İki de böyle küçük maydanozgillerden bir bitti. İşte böyle çakılı taşlı Serpantin yamaçlarda yayın gösteriyor. Popülasyonu çok sayı. Yine Dallan Kuş Cenneti'ne yakın bir köşe. Ankara yanında, Telörk içerisine kaldırılıyor. Çok yani çok küçük bir bitki ve tanınması oldukça zor. Böyle bilgilendirme panosu var Beynam Ormanı'nda. Yine yarım hektarlık bir alan Telörk içerisinde. Bilgilendirme panoları böyle. Dişli çaktırıp Rangoz Dentikular'da Başkent Üniversitesi'nin sonra şeyinde yani tanıtımda bu da maydanoz güzelden bir bitki. Yarım ürkü boyunda çok yıllık polikarpik bir bitki. Polikarpik burada açmayın, bilimsellik dedim. Yani ömrü boyunca bir kere meyve veren ve sonra ölen bitkilere bahsediyoruz. Genellikle çok yıllık bitkiler için kullanılır. Yani bitkilerin diyelim ki 5 yıl, 5 yıl çiçeklerini çiçekler meyve verdikten sonra ölür. Bunlara söylediğimiz bir terim. Prangos ve Pentikular'da meyveleri Hüseyin Gazi'nin tepesinde Berluk Taşlık yerlerde yetişiyor. Bakın burada Başkent Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin dekanı yine kravatlı görüyor musunuz? Kravatlı gelmiş Erazi'ye. Önünde Semra Kurucu yine Eczacılık Fakültesi'nin değerli hocalarından ve diğerleri genç hocalar. Böyle Defen Bey Arazi'yi gördüm ama o işi var, toplantısı var. Bu kıyafetten katılmak zorunda kaldı. Sıcak bir Ağustos sonu, Eylül aylarına yakın bir ay. Geç kaldılar, yani haberleri vardı, gelemediler iş yolundan. Hocam biz bitkiyi çiçekte görmesek de habitatı görmek istiyoruz, yaşam ortamını. Onun için getirdim. Çok da memnun kaldı, çok yorulmasına rağmen. İşte bu sene hararetlerin araştırmalarına devam ediyorlar. Karacafi, Hayrettin Karaca'ya zaten bu Türkçe isim verildi. Türk Koruma Eylem Planı tamamlandı, izlenmekte. Bu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgilendirme çalışmalarına yardım edecek. 5-10 santim boyunda tek yıllık bir fil bitkisi. 2-3 adet tohum oluşturuyor meyvelerinde. Bu alana çöp ekmek vesaire yasak. Çünkü alan bayağı şey, yani atıkların döküldüğü bir alan. Akyarma'da, Kızılcam'ın Gerit arasında bir nokta. Orta Doğu Üniversitesi'nden hocalar, onlara da yerinde gösterdik fikirleri, taşlar arasında arıyorlar. İşte bu soldaki tabloya en yakın arkadaş Doğa Koruma Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı. Bugün kütüphaneye kitapları hediye eden arkadaşımız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hocalıkta yapıyor. Yine ona da yerinde gösterdik.
sahada bulunan orman mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ormanından sorumlu, oralarda ağaçlandırma yapan ormanları kontrol eden arkadaşımız. Yerinde gösterdik. Devamlı anahtar orada oynayarak teşvik ediyorum. Ne yapmaları gerektiğini söylüyorum, kapılarını çalıyorum. Enver Bey'imiz de biraz evvel sohbetinde dedi ki, hocam ben şu haymanayı, haymanı için ne yapılacaksa ben hiç erinmem, gider kapıları çalarım, tıklatırım, desteği almak için uğraşırım, koşturum. Ben de benzeri şeyi bu çiçekler için yapıyorum. Koçak Yeren'i Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde rektör bey'e bitkini resimle gösterdik, tanıttık, arazide gösteremedim daha. Kaysantı Bey'i çok önemli, bazen alanlar da önemli olabiliyor. Yani sadece Türkiye alanında, bu alanda şu anda 10 tane korunması gereken tehdit altında olan bitki var, Ayaş'ta. Ayaş'a bunları duyurduk, tekrar duyuracağız, tekrar duyuracağız. Yine burada Necati Hocam'ın hizmetleri de çok. Doğa Koruma Milli Parklar elemanlar devamlı gidiyor, geliyor, bilgilendirme panoları tazeleniyor, böyle şeyler asılıyor. Bakın, tahribatın ana nedenlerinden biri tabi yapılaşma, dağların tepelerine kadar tırmanan tarım arazileri, tarım daha çok, eğimi az olan toprağa derinlik ovalarda daha eteklerinde olması gereken bir uğraş, böyle yerlerimiz var. Fakat şimdi mevcut yasalara göre halkımız çok cesaretlendi, istediği yeri izinsiz olarak sürüp genişletebiliyor. Ve maalesef yetkili organlar da müdahale edemiyor. Ve bu güzel alandan tayfa olmasına neden oluyor. Burası zaten yakın geçmişte ormanlarla kaplı bir alandı. Kullanımı açıldı. Bizim korunması gereken çok sayıda türümüz var. Alan olarak nasıl koruyabiliriz? Bunun uğraşını veriyoruz. Bu panolar asıldı. İşte tekrar soluyor, tekrar tazeleniyor bitkiler falan. Burada 8 tür görüyorsunuz ama 2 sene evvel 2 tür daha dahil edildi. Yani bilim dünyasına tanıtıldı. Korunması gereken bu alandaki tür sayısı 10'a çıktı. Mor kıskız, bunu da korumaya çalışıyoruz. Bu şeyde sarı çiçekli bitkiler bunlar. Bir tek bunun çiçekleri pembe renkli. Adına mor kıskız diyoruz. Çok yıllık bir krepüs bitkisi. Ve bu Türkiye'de sadece bu noktada, bakın endemik değil, diğer bir popülasyon Kırım'da. Arkadaşlarımız gitti, Kırım'daki bitkinin herbaryum örneğini gördü. Herbaryum dediğimiz bitki müzeleri, üniversitelerde var. Oraları da ziyaret etmenizi arzu ediyorum. Fırsat bulursanız, öğretmenler olarak. Şimdi onun tip örneğini, ismin verildiği örneği gördüler. Hocam bizim Aysantı Bey'in kıskısı farklı dediler. Buna şimdi farklı bir isim verecekler. Yani bazen yeni türler böyle keşfediliyor. Dünyada tanımlanmış nerede? Kıbrıs'ta var, Kırım'da var. Baktık burada çıktı. Buna da biz dedik, prefix verdiler dedik. Prefix'i kukriye dedik. Ama ilk örnek gördük ki Kırım'daki biraz farklı. Buna yeni bir isim vermemiz lazım. Farklıdır. Yakında o ismi bekliyoruz hocalarımızdan. Tuğgeveni, işte cümledefte olan türlerden henüz bir şey yapamadık. İşte bu kahraman geçen yıl bu bitkiyi bizim dünyasına tanıttı. Bir kantoron türü. Türkiye kantoronu, yani adı Hipericum, Tursicum. Bu da genç doçent arkadaşımız Gazi Üniversitesi'nde türü keşfeden kahraman Gubey. Bizim şeye gelince, kendi haymanın aktivizmine, gayet aktivizmine, onu bizim dünyasına tanıtan bilim insanları farklı. Biz o bilinen türü burada haymanaya tanıtan bulan kişiyiz. Yani dile getiren kişiyiz. Sakallı sığır kuyruğu, bunlar hep işte işlem görecek türler. Mesela bazı türleri arıyorum, bulamıyorum. Bu onlardan birisi Koçlar Gebeni. Cehredir. Yani tırtıklı endendir. Yani vahim olan tür. Nerede var? Şerefli Koçlar'a giderken kuş gökten noktası var. Orada yetişiyor. Ama bu bitki şimdi orada yok. Baskıdan dolayı.
Ben bunu yok olan türler kategorisine aldım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir gün şunu buldum da beni utandırın. Bak ben yok oldu diyorum. İşte adam böyle ziyaret ediliyor. Tabii böyle çeşitli testler yapıldı. Dediğim eşya vesaire, kafeler filan. Ayrıca bir de bu bina yapıldı. Bittiğini ya inşallah bildiğim bu binanın olduğu yerde. Peki şimdi yok. Yok diyorum. Yani herhalde çıkacak bir yerden ama kim çıkacak bilmiyorum. Bir kahraman arıyoruz konulacak. Bunlar da yeni türler. Tuz gölünde yaşayan. Aşağı basında hayret gördüm. Böyle şey, fitil faktörleri böyle de olabiliyor. Çok olan şey. Bence bu kahraman bana Tuğlu Bey, ben baktım şey, herhalde uzmanı. Son 10 yıldır bana işte birlikte araç çalışmalarını yapıyoruz. Benden sonra inşallah görevi bu arkadaşımız alacak tertibi. Bunlar da bildiğimiz toprak dedeler, yaprak dedeler. Böyle baş başa verip meseleleri tartışıyorlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Özel soru varsa alayım. Evet. Dalından kopartıp soldurduk ama doğa kemirecek ve sömürecek bir şey değildir. Doğayı insanlara karşı ve kendimize karşı korumalıyız. Diye. Çok çok teşekkür ederim. İçinizde temaya üye olan var mı temaya? Evet. İşte o sayıyı arttırmak lazım. Bayağı güç getiriyorlar, güç veriyorlar doğa koruma çalışmalarına. Tabi derslerin yoğunluğundan bu gibi sosyal faaliyetlere değinmek zaman ayıramıyorsunuz ama önemli. Sorumuz yoksa bunu da keselim. Yani bayağı yorduk. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar birazcık daha bekleteceğiz sizi. Kıymetli misafirler. Biraz daha oturalım. Kıymetli hocalarımıza plaket takdimlerimiz olacak. Öncelikle Hayvana Belediyesi'nde yetişeceğimiz Sayın Havva Feyza Yıldırım Hanımefendi'yi alkışlarınızla buraya davet edelim. Sizi de hocam şöyle ön tarafa doğru alabilirsek. Evet. Alkışlarla plaket takdimini gerçekleştirmiş olalım. Ve diğer kıymetli hocamızın plaketini de belediye meclis üyemiz Suat Emekten Bey alkışlarla buraya gelip takdim edecek. Daha bir şey alkış yok mu? Salon kalabalık, gençlik. Şimdi de fotoğraf için protokolümüzü buraya davet etmiş olalım. Bu fotoğraf için buyurun.